Bismillahirrahmanirrahim. Afe İlahiyat Arapça 1 Bölüm 5. Arapçada isim cümlesi. Günlük hayatta nerede biliyor musun gibi soru türleri üzerine duracakmışız. Harf-i cerler, isim cümlesinin yapısı, Arapçada isim cümlesinin yüklemi niteliğindeki haberin çeşitleri, haberin mübtedadan önce gelmesi ve nerede yaşıyorsun? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Mukaddimetun, giriş. Arapçada cümleler ya bir isimle ya da bir fiille başlar. İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi, fiille başlayan cümlelere de fiil cümlesi adı verilmekte. Fiil cümlesi denilmektedir. Ama biz biliyoruz ki fiilden önce mef'ul gelebilmektedir. Fiil, fail, mef'ul dizilimi geneldir. Mef'ulün fiilden önce gelmesi söz konusu idi. Mef'ul de bir isim türüdür. Dolayısıyla isim bazen fiilden önce gelebilir. Her ne kadar cümle isimle başlamış olsa da yine de orası bir fiil cümlesidir. Yani daima fiil cümlesi fiille başlamaz yani. Bunu demek istiyorum. Arapçada isim cümlesinin iki ögesi var. Bunlar mübteda ve haberdir. Yani isim cümlesinin öznesine mübteda, yüklemine haber denir. Ben mübteda ve haber kavramlarını kullanacağım. Mübteda derken neyi kastediyorum? İsim cümlesinin öznesi. Haber derken neyi kastediyorum? İsim cümlesinin yüklemi. İsim cümlesinin yüklemi olan haberin birkaç çeşidi vardır. Bunları önceki müfredata uygun olan Arapça kitapta geniş geniş anlatmıştık. Mübteda haber konusunu çok geniş ele almıştım. Ayetlerden örnekler vermiştim. Belki 100 tane örnek vermiştim. Bakalım bu anlatım nasıl olacak? Haber müfret olabilir, isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir ve şibi cümle olabilir. Haber kaç çeşittir? 1. Müfret, 2. isim cümlesi, 3. fiil cümlesi, 4. şibih cümle. Bu şekilde adlandırabilirsin. Bu bölümde mübtedanın kullanış biçimiyle haber ve çeşitleri üzerinde duracakmışız. Neyse, birazdan ne üzerinde duracağımızı görürüz. Fazla uzatmayalım. El-Arabiyyetu fi hayatina el-Livmiyyeti 5. Günlük hayatımızda Arapça 5. Kütüphane nerede? Eyne nerede? El-mektebetu, kütüphane nerede? Nermin ile Melek kendi arasında konuşuyormuş. Nermin diyor ki keyfel hal, nasılsın? Melek diyor ki ene bi hayrin şükran ve enti, ben iyiyim teşekkürler. Ya sen nasılsın? Nermin ene bi hayrin şükran, ben de iyiyim teşekkürler. Melek diyor ki indi vacibun, benim bir ödevim var. İndi benim var. Vacibun, bir ödev. Hel ta'rifine, sen biliyor musun? Eyne nerede var? El mektebetu, kütüphane nerede biliyor musun? Diyor. Mektebe kütüphane, eyne nerede demek. Ta'rifine, sen biliyor musun demek. Ta'rifine, fail ney? Ya'dır. Önceki üniteye ne yapalım? Transfer yapalım yani. Tarifine nedir? Müfrettir, müennestir, muhatabadır. İkinci şahıs müennes yani. Fail ya olur. Nermin diyor ki naam, evet. Velakin fakat el mektebetu, mektebe yani kütüphane, be'idetun, uzak. Hel indeke seyyaratun, senin bir aracın var mı? Arabın, araban, otomobilin var mı diyor. Hel indeke, evet. Hel inde ki, yaşı değil mi? Melek'te Nermin konuşuyor. Hel inde ki, kefi estireliyoruz. Çünkü bu cümleyi bir kadına hitaben kurmuştur. Erkeğe hitaben olsaydı inde ke olur idi. Melek diyor ki naam, evet. İndi seyyaratun, benim bir aracım, bir arabam var. Nermin, hel ta'rifine, peki hel mı mi mu, sur edatımız. Hel ta'rifine, sen biliyor musun? Neyi? Şari'el vatani, vatan caddesini. Şari cadde demek, vatan, vatan. İstanbul'da vatan caddesi meşhurdur. Hel ta'rifine, ta'rifine muzarifidir. Arafe ya'rifu, ta'rifu, ta'rifine muzarifi. Yukarıdaki kalıpla aynısı.
Ya fail şari'a onun mef'ulü bihi mensuptur değil mi? Nasb alameti fethadır. Melek diyor ki naam evet ene a'rifu ben biliyorum şari'al vatani vatan caddesini biliyorum diyor. Ene nedir burada? Birazdan gelecek şu an ene incelemeyeyim ama a'rifu da inceleme yapabiliriz. Arafe ya'rifu. Arafe, ya'rifu, fa'ale, yef'ilu. Hangi bab ortaya çıkıyor sanırsan? Sahih mi, mu'tel mi incelemesini yaparsın. A'rifu, muzari fiilin. Mütekellim kalıbı müfrettir. Faili, gizli zamir, ene olacaktır. Mef'ulü bih nedir? Şari'a olur. Şari'a aynı zamanda muzaf olduğundan el vatan kelimesi esreli okunacaktır. El vatani. Ha, muzaf nedir? Henüz işlenmedi. Hani bilenler için söylemiş oldum. Yeri gelince detaylı anlatacağız inşallah. Nermin der ki el mektebetu kütüphane var ya. Evet. Fi nihayeti şari'il vatani. Vatan caddesinin sonundadır. Vatan caddesinin sonundadır. Soldan sağa doğru mana veriyoruz. Vatan caddesinin sonundadır. Hiye o. Hangi o? Yani kütüphane garibetun yakındır minel müthafi. Müthaf müze demekti. Müzeye yakındır. Hiye o bak müennes zamir kullanıyor. Hüve demiyor. Neden? El mektebetu müennes bir kelime. Bu yüzden hiye'yi kullanmış. El mektebetu müfret bir kelime. Bu yüzden müfret bir zamir tercih ediyor. Ha, tercih ediyor değil, zorunlu diyelim. Bir tercih söz konusu değil. Melek der ki şükran ya Nermin. Teşekkür ederim Nermin. Heyya haydi nezheb gidelim ma'an birlikte. Nermin der ki la hayır şükran ya melek. Ey melek teşekkür ederim ama hayır yani. İndi amelun kesirun fil beyti. Benim evde çok işim var diyor. Melek der ki iden öyleyse ilel likay. Hadi görüşmek üzere. Nermin der ki ma'a selameti. Güle güle selametle. Vatan Caddesi nerede? Eviniz nerede? Müze nerede? Okul nerede? Hastane nerede? Cümlelerini Arapça'ya bir çevir bakalım diyor. Eyne nerede demek? O zaman yukarıda vardı zaten değil mi? Eyne'den çeviri yapabilirsin. Ne diyordu? Eynel mektebetu. Kütüphane nerede? Kütüphane sil yerine ne yazmak istersin? Eyne mesela Eyne Şari'ul Vatani. Vatan Caddesi nerede? Eyne Beytuha o kızın evi nerede? Eyne? Beytuhu o erkeğin evi nerede? Gibi cümleler kurulabilir. Kur'an-ı Kerim'in Kıyamet Suresi 10. ayeti kerimesini okuyun. Bu ayette eyne kelimesinin nasıl kullanıldığına dikkat ediniz. Yegulul insan, yegulu der el insanu insan, yevmidin o gün, eyne nerede el meferru, kaçış yeri, nerede? İnsan nereye kaçacak diye sorar. Şimdi dil bilgisinden aldım ben bunu. Yani İrabul Kur'an, İrabul Kur'an diye kitaplar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in irabını baştan sona ele alan kitaplara İrabul Kur'an adı verilir. Mesela görüyorsunuz yegulul insan yegulü ele alıyor. Diyor ki muzari'un yegulu muzari'dir. Fa'iluhu fa'ili nedir? Ve fa'iluhu ve fa'ili var. El insan onun fa'ili. Yevmiyedin eyne nedir? İsmun istifham. İstifham ismidir. Fi mahalli nasb anlatımları var. Yani buradaki amacım İrab-ı Kur'an diye bir şeyin olduğunu sizlere ifade etmek idi. İfade etmiş olduğumu düşünüyorum. Ayete bakmış olduk. Nerede, nerede biliyor musun kalıbını kullanarak devam edin diyor. Dil bilgisi, harficeler ve yer zarfları. El kavaidu kaideler, kurallar demektir. Huruful cerri ve zuruful mekani. Mekan zarfları yani yer zarfları ve cer harfleri. Harficeler sadece isimlerden önce kullanılan yani harficelerden sonra ne gelir? İsim gelir. Ve başına geldiği isim mecrur yapan harf ya da harf öbekleridir. Harftir ya da harf öbeği. Harf öbeği derken isim yani. Harf ya isimdir.
Harficilerin bazıları Türkçedeki bulunma, ayrılma, yönelme gibi manalara gelmektedir. Manaları burada yazıyor. Min, ayrılma durumu derken mesela örnekleri gelecek. Yani atıyorum evden çarşıya gidiyorsun. Evden ayrılışı ifade ediyor. Fi, bulunma durumu. Mesela fil beyti evde, evde bulunuyor şeklinde. İla, yönelme. Mesela zehebtu ile sugi, çarşıya doğru. Çarşıya gittim. Bi, a ile da manasına da gelir. Ala, üzerine. Li diye yazılır ama lamdır yani. Lam harfi cerri. İçin manasına gelir. Anden, dan, ke gibi. Li harfi cerri isme bitiştiği zaman ke sıralı li biçiminde birinci tekil şahıs dışındaki şahıs zamirlerine bitiştiğinde fethare le biçiminde okunur. Lekum, lehum gibi. Li dini, yani bazen li harfi cerrin arkadaşlar le diye de görebilirsin. Bu harfi cer değildir deme yani. Yine o nedir? Harfi cerdir. Şimdi harfi cerleri daha detaylı görelim. Yukarıda öylesine bir giriş vardı. Harfi cerleri evvela arkadaşlar manasıyla beraber ezberleyin. Min harfi cerri diyor ki, örnekte görelim bunu. Yakınlaştırma yapalım. Haracı çıktı. Kim? Talibu, öğrenci. Nereden çıktı? Minel beyti, evden. Haraca mazi fiilimiz. Talibu onun failidir. Nitekim merfu görüyorsunuz. Zamme almış. Zamme ile merfudur. Faildir. Min harfi cer, el beyti onun mecruru. Yani minden sonra el beyt ismi gelmiştir. El beyt kelimesinin sonuncu harfindeki es, re neden dolayı var? Neden ti de t diye okunmuyor? Bir zamir değil ya bu arada. Kelimenin aslından bir harf. Minden dolayı. Min geldiği için sonuncu harf esreli okunmuştur. Haracet ebbalibetu. Yani önceki üniteye de transfer yapabiliriz. Harace ebbalibu. Haracet ebbalibetu. Neden acaba haracet geldi? Nokta 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 ebbalibetu. Noktalı yere haracet mi, harace mi gelir diye sorulduğunda haracet şıkkını seçmen gerekir. Neden? Çünkü fail müennestir. Öyleyse fiilinde müennes olması gerekir demeniz, bunu çözmeniz gerekiyor arkadaşlar bu şekilde. Kız öğrenci okuldan çıktı diyor. Harece çıktı. Ebbalibetu. Kız öğrenci minel medreseti okuldan çıktı. Min harfi cer. El medrese mecrurdur. Cer alameti esre. Çünkü medrese kelimesi müfret yani. Tesniye olsaydı cer alameti ne olurdu? Ya olurdu. Cem-i müzekker burada olsaydı, cem-i müzekker salim, o zaman cer alameti ya olurdu. Yani mecrur olacak da cer alameti kelimenin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Rakevtu, ben koştum, minel beyti, evden başlayıp, ilel medreseti, okula kadar. Min burada ne ifade ediyor? Başlangıcı, ayrılmayı. Nereden ayrılmış? Evden. Bir başlangıç değil mi? Bu koşu işlemi evden başlıyor. İla ise eylemin nihayete erdi. Son noktasını gösteriyor. Medreseye kadar. Medreseden ileriye değil yani. İla henüz ele almadı. İla birazdan gelecek ama cümlede kullandığı için ben şimdiden manasını, açıklamasını yapayım dedim. Yani ben minel kuveyti. Kuveyt denim ben. Kuveyt adlı ülke denim diyor. Bulunma durumu. Ayetli ifade ediyor. İle harfi cerri. Zehebtu ilel beyti. Eve gittim. Zehebe fiil. Tu fail. İle harfi cer. El beyti. Onun mecruru. Cer alameti. Esre. Nezartu. Baktım. İlel bahri. Denize. Denize doğru baktım. Nezara fiil. Tu fail. İle harfi cer. El bahri mecrur. Cer alameti sonuncu harfte yer alan esre. Fi harfi cerri. El kalemu fil hakibeti. Kalem çantadadır. El kalemu fi harfi cerdir. El hakibeti onun mecruru. Cer alameti esre. Öyle bir şey ki kelimelerin, yani şu bahır hariç tüm kelimeler t ile bitiyor. Yani t mi gelmek zorunda diye düşünmeyin arkadaşlar. Sonuncu harf a'dan z'ye tüm harfler olabilir. Önemli değil hangi harf olduğu. Ene fil beyti, ben evdeyim, yani fi de da içinde bulunmayı ifade ediyor. Kalem çantada bulunmakta, ben evin içinde bulunmaktayım. Fi. Sıra bi'ye geldi. Ba harfi cerri bunun adı ama bi diye yazılır.
Zehebtu bis seyyarati, arabayla gittim. Buradaki bi, hani zehebtu bis seyyarati cümlesinde ba harfi cerimiz ma'a, beraberlik manasında değil mi? Zehebe fiil tufay. Ba harfi cerimiz es-seyyarati, onun mecruru, cer alameti, sonuncu harfte yer alan esre. Bane manada, beraberlik manasında. Edrusu, ben okuyorum, ders görüyorum. Fiildir, muzari fiil, derase, yedrusu, edrusu, fail, gizli zamir, enedir. Bil camiati, üniversitede. Bi harfi cer, el camiati, onun mecruru, cer alameti, esre. Buradaki ba harfi cerri fi manasında değil mi? Fi, bulunmak manasında yani. Ala harfi cerri, el kitabu ala tavileti, kitap masanın üzerindedir. Ala harfi cer, et tavileti, onun mecruru, t'de esra var görüyorsun. Et tavile mecrur yani. Gerçekten de yani bir şöyle bakan öğrenci, harfi cerden sonra gelen kelimenin t ile mi bitmesi gerekiyor diye bir düşünceye de kapılabilir. Bakıyorum sonuncu harf t ile olmayan, bir yukarıda bahir kelimesi vardı galiba, bir de rasif kelimesi çıktı. Hep sonuncu harfler t ile bitmiş. Hani kitap profesyonel olarak görüyordum ama bu bakımdan bir eksiklik olabilir yani. Öğrencinin kafası karışabilir ne iş diye. Ala'dan sonra herhangi bir harf, herhangi bir kelime gelebilir. Kelimenin hangi harflerden oluştuğunun bir önemi yok arkadaşlar. Eddarracetu, bisiklet. Ala rasifi, kaldırımdadır. Kaldırımın üzerindedir. Ala harfi cer, üzerinde manasında. Er rasif, onun mecruru. Sonuncu harfte esreyi görüyorsun. Li, lam harfi cerrimize geldik. El hakibetu li talibeti. El hakibe, çanta. Li talibeti, öğrencinindir diyor. Buradaki li, aitlik içermekte. Aitlik. Yani hakibe, çanta kime aittir? Li talibeti, kız öğrenciye aittir. Kız öğrencinindir. Zehebtu, zehebi fi tufail, ben gittim ilel mescidi, mescide gittim. Niye gittim? Li salate, namaz için, namaz kılmak için gittim. Buradaki lam ise, buradaki li harfi cerrimiz ise aitlik değil, aidiyet değil, sebep bildirmektedir. Demek ki lam yerine göre aitlik, yerine göre sebep, yani ben neden gittim eylemin sebebini bildiriyor. Namaz kılmak için gittim diyor. Li harfi cer, es-salati, onun mecruru, cer alameti, sonuncu harfteki esre. İla da harfi cerimiz değil mi? Nereye kadar gittim? Nihayet bildiriyor. El-mescidi görüyorsunuz. Sol tarafında yer alan kelime yine esre ile bitmiştir. Mecrurdur. Harfi cerlerden sonra gelen kelime esre ile biter diye bir kural yok. Harfi cerden sonra gelen kelime mecrur olur diye bir kural var. Mecrurluk, o kelimenin esre alması manasından daha geniş bir şeydir. Bir terim bu. Kelimenin cer halinde olması gerekir yani. O da nedir? Müfret ise başka, cemi müennes salim ise başka, cemi mükesser ise. İşte bu üçünde kelimenin esre alması manasına geliyor mecrurluk. Ama tesniyelerde ve cemi müzekker salimlerde mecrurluk neyle olur? Ya harfiyle olur. Bakın, harekeyle değil, esreyle değil. Demek ki mecrur nedir yani? Mecrur kavramından ne anlamalıyım? Kelimenin türüne göre farklı şey anlarsın. Tesniye ve cem-i müzekker salimlerin ya ile yazılması, müfretlerin, cem-i müennes salimlerin ve cem-i mükesserlerin esre ile yazılması gerektiğini anlayacaksınız. An harfi cerri, ketebtu, ben yazdım, şiiran, bir şiir. Anil muallimi, öğretmen hakkında. An burada hakkında manasına geliyormuş demek ki. Öğretmen hakkında bir şiir yazdım. Ketebe fiil tufail, şiiran, mefulü bih, görüyorsunuz değil mi? Şiiran mensuptur. El mesrifu, banka, ba'idun, uzaktır, anil beyti, evden. An dendan manasında kullanılmış. Arapçada ba'id, uzak kelimesi daima an harfi cerri ile kullanılır. Ba'id, an ile beraber kullanılır. Ba'idun an, den uzak manasına gelir. Çünkü an den demektir, da'id uzak demek. Bu yüzden den uzak, dan uzak şeklinde olur. Ne var ki Türkçede den uzak kullanımından ziyade e uzak kullanımı yaygındır.
Dolayısıyla bu cümleyi banka evden uzaktır biçimde Türkçe aktarmak da yanlış olmayacaktır. Banka evden uzaktır şeklinde kullanmak. K'ye geldi sıra. Sen gül gibi güzelsin. K gibi demektir yani. Benzetme için kullanılır. Enti sen bir kadına hitaben cemiletün güzelsin ne gibi kelver dedi bir gül gibi. El ilmu ilim kel bahri deniz gibidir. K gibi manasına giriyor. Ve görüyorsunuz sol tarafındaki kelimeler mecrurdur. Harfi cerleri burada bitiriyor galiba. Artık diyor ki Arapçada yer bildiren zarflar genellikle isim tamlamasının tamlanan kısmını oluştururlar ve tamlayanları olan isimler hep kendilerinden sonra gelir ve daima mecrur olurlar. Bunu birazcık Arapça bildiğin için şöyle deriz. Bu zarflar muzaf olur. Sol taraflarındaki kelime muzafın ileyh olur. Ya zarflarının son harfleri bazı özel durumlar hariç daima fetha ile hareketlenir. Yesara, yesaru değil, emame, emamu değil yani. Bunu demek istiyor. Bunlar genellikle nerede sorusuna cevap olan sözcüklerdir. Yesar, solunda, yemin, sağında, inde, canibe, yanında, harice, dahile manalar yazıyor yani tek tek okumama gerek yok. Er-raculu adam halfe seyyarati arabanın arkasındadır. Er-raculu adam halfe bakın halfu değil yani. Hocam mef'ul mü bu? Hayır fiil yok ki mef'ul olsun. Bu nedir? Bir zarfta zarflarda %90-95 oranında fethalı olur. Az önce yazdı zaten. Halfe seyyarati halfe arkasında demek. Es-seyyara otomobil. Et-telamizu öğrenciler emamel medreseti okulun önündedir. Emame önünde. Görüyorsunuz kendisinden sonra gelen kelime mecrur. Harfeden sonra gelen kelime mecrur. Çünkü mecrur yapma görevi sadece harfi cerlerde değildir. Zarflar da mecrur yapar kelimeleri. Zarftan sonra gelen kelime mecrur olmaktadır. Görüyorsunuz. Tufahu fevka tavireti. Elma masanın üstündedir. Tufahu elma fevka üstünde tavile masa. Fevka zarftır. Fetal yazıldığını görüyorsun. Sol tarafındaki kelimenin mecrur olduğunu görüyorsun. El kıttatu kedi tahte tavileti masanın altındadır. Tahte altında tavileti masa. Tavileti mecrur değil mi? Cer alameti esre. Eynel kıttatu kedi nerededir diyor. Verae emame şeklinde cevap verilmiş. Verae arkasında, emame önünde demektir. Eynel kıttatu kedi nerede? Harice dışarıda, dahile içeride. Eynel kıttate kedi, eynel kıttatu kedi nerede diyor. Beyne arasında, ortada demek. İki kutunun arasında yer alıyor. Eynel kıttatu kedi nerede? Yesara, yemine, yemine, yesara. Yesara sol demek, yemine sağ demektir. Yemin sağ, yesar sol. Yesar sol bakın. Yesar sol. Sinden S'ye, solun S'sine bağlantı yani bir hafıza tekniği olarak kullanabilirsiniz. Eynel kıttatu kedi nerededir? Yine soruyor. Emame önünde. Canibe inde. Canip yön demek, karşı demek. İnde yanında, halfe arkasında. Eynel kıttatu tahta altında, fevka üstünde. Burada yani esasen o kelimeleri kolay ezberleyebilmeniz için görsel hafızayı kullanma babında kediyi manaya uygun yere yerleştirerek size bir arkadaşlar ezberlemenizde bir kolaylık yapmaya çalışmışlar. Bayağı da kitapta yer kaplamış yani. Sırf siz daha kolay ezberleyin diye.
Evden çıktım, okula gittiğim gibi birkaç cümle kurun diyor. Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi 18. ayeti kerimesini okuyun. Bu ayette geçen tahte kelimesinin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Lekad and olsun razıya razı oldu Allah Allah anil müminine müminlerden izhani yubayi'une tabi oluyorlardı ki sana nerede tahte şecerat ağacın altında tahte altında demektir zarftır muzaftır eşşecerati onun mecruru kullanım işte örnek olarak görmüş olduk arkadaşlar. Yine kalem çantanın içinde gibi, kalem nerede gibi birkaç çalışma daha yapmanız istenmiş. Arapçada isim cümlesi çok önemli bir konu arkadaşlar. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar geniş anlatılmış. Arapçada isimle başlayan cümle isim cümlesi denir. İsim cümlesi iki ögeden oluşur. Mübteda ve haber. İsim cümlesini tahlil ederken, terkip ederken, yani iraplarken, ögelerini ayırırken diye bir deyişle mübteda ve haberi bulmaya çalışacaksın. Orada fail, mef'ul aramayacaksın. İyi de mübteda nedir? İsim cümlesinin öznesinin adıdır. Daima merfudur. Çoğunlukla belirli yani marifedir. Cümleye genellikle bu ögeyle başlanır. Yani mübteda nedir? İsim cümlesinin çoğunlukla ilk kelimesi, ilk ögesi olmakta. Haber cümlenin yüklemidir. Yine daima merfudur. Genellikle mübtedadan sonra gelir. Tek bir kelime olduğunda çoğunlukla belirsiz olur. Tek bir kelimeden de fazlası olabilir yani. Örnekleri gördükçe bunların ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Mübteda belirlidir yani eliflem alır. Eliflem aldığı için tek zamme alacaktır. Haber belirsizdir yani nekredir yani eliflamsızdır. Dolayısıyla kelimenin sonunda iki ötre tenvini görürsün diyor. İlim bir hazinedir. El ilmu kenzun. El ilmu mübtedadır. Başka merfudur. Raf alameti sondaki zammedir. Kenzun hazine demekti. Haberdir. Merfudur. Raf alameti sondaki zammedir. Mübteda habere örnek çok. El cevvü baridun. El cevvü hava nedir? Baridun. Soğuktur. El cevvü mübteda baridun onun haberidir. Bu bir isim cümlesi. Nereden anladın? Çünkü el cevvü de isim, barit kelimesi de isimdir. Bunların isim olduğunu nereden anladın? El cevvü eliflamlıdır. Eliflam kendisine bitiştiğinden bunun isim olduğunu anlayabilirsin. Baridun tenvinlidir. Fiiller tenvin almaz. Bunun isim olduğunu buradan anlayabilirsin. Öte yandan manalarından zaten anlaşılır da. Yani kelimelerin manasını bilmediğimizi varsayıyoruz biz. El cevvü mübtedadır. Dolayısıyla merfu olması gerekir. Raf alameti ne? Zamme. Hocam merfu demek ille de zamme mi demek? Hayır. Bunu daha önce işledik. Öyle değil mi arkadaşlar? Merfu ne demektir? Merfu bir terim, geniş bir kavram. Müfretlerde başka, cemi müenneslerde başka cemi mükesserlerde zamme alması manasına geliyor. Kelimenin zamme almasıdır. Cemi müzekker salim ve tesniyelerde ise farklı bir durum var. Cemi müzekker salimin vavla yazılması, tesniyenin elif ile yazılması manasına geliyor. Baridun haberdir, merfudur, raf alameti zammedir. Niye bunlar raf alameti zamme? Çünkü bunlar müfret. El kitabu müfidun, kitap yararlıdır. El kitabu mübteda, müfidun haberdir. Her ikisi de merfudur. Es-sabru cemilun, sabir, sabır güzeldir. Es-sabru mübteda cemilun haberi. Es-sabru raf alameti zamme. Cemilun kelimesinin de raf alameti yine zamme. Bu arada mübtedaların eliflamla yazıldığını, haberlerin eliflamsız yazılıp dolayısıyla teminli olduklarını görüyorsunuz. Diyor ki mübteda ile haber birbirlerinden kopuk iki öge değildir. Tersine aralarında sağlam bir bağ vardır. Haber olan sözcük mübtedaya aşağıdaki yönlerden uyması gerekir yani. Bakalım hangi yönlerden uyacak? Diyor ki erillik, dişillik yönünden mübteda ile haber arasında bir uyum vardır. Ne gibi? Fail ile fiil arasında eril, dişil yönünden uyum olması gibi. Yani mübteda müzekkerse haber de müzekker, mübteda müennes ise haber de müennes. Tam zıttan, zıttından da bakabilirsin yani.
Haber müzekker ise müpteda da müzekker. Haber müennes ise müpteda da müennes olur. Bu deme ne manaya gelir? Nokta 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 Nacihun yazmış. Noktalı yere ettalibetu mu ettalibu mu gelecek? Müennes mi müzekker mi? Nacihun müzekker olduğuna göre noktalı yere yani müpteda olarak seçeceğin kelimenin de yine müzekker olması zorunludur. Evet. Şimdi ettalibu. Arkadaşlar evvela şunu söyleyeyim. İlk kelimelerin hepsi müpteda. İkinci kelimelerin hepsi haber. Hemen atlarına sağına sonra bunu bir defa yazın yani. Tamam bitti. İkinci olarak müptedaların her birinin burada eliflamlı olduğunu, haberlerin her birinin eliflamsız olduğunu görüyorsunuz. Müpteda da haber de hepsi için yine hepsi merfudur. Hepsinin raf alameti zammedir. Tamam bunları evvela bir kenarlara notalım. Manaları zaten yanlarında yazıyor. Burada anlatılan şey nedir? Diyor ki birisi müennes ise diğeri de müennes, birisi müzekker ise diğerinin de müzekker olması gerekir. Açık değil mi? Ebbali bu müzekker, Nacihun o da müzekker. Çünkü her ikisinde de müenneslik alameti yok. Müenneslik alameti yani belirtileri nelerdir? Kapalı ta olabilir, elifi memdude ve elifi maksur olmak üzere müenneslik alameti 3'tür. Et-talibu müzekker olduğundan Nacihun da müzekker. Et-talibe tu müennes olduğundan Nacihatun da müennestir. Bu şekilde devam ediyor. 2. Sayı yönünden haber müptedaya tekil, ikil, çoğul yönünden uyması gerekir. Bu durum fiil ile fail arasında yoktu. Evet. Örnekler. Et-talibu nacihun, et-talibani nacihan, et-talibu müfret, nacihun da müfret. Et-talibani tesniye, nacihani de tesniye. Et-tullabu cemi, nacihune de cemi. Yani biri diğerinden aşağıya kalmıyor. Aynısı yine var. Burada her biri müzekkerdi. Şimdi her birinin müennes hali burada verilmiş. Püf nokta nedir? Et-talibu ve de nacihun. İkisi de merfu. Neyle merfu? Zamme ile. Et-talibani nacihani her ikisi de merfu. Raf alametleri ne bu defa? Ha, nun kırmızı olmasına mı bakacaksın? Hayır. Nun'un sağ tarafındaki elifler bunların merfu olduğunu gösteriyor. Çünkü neydi arkadaşlar? Tesnilerde raf alameti nedir? Eliftir. Et-tullâbu nâcihûn. Et-tullâbu merfudur. Raf alameti zammedir. Neden zamme? Çünkü cemî mükesser. Cemî mükesserlerin raf alameti zamme olur. Nacihune kelimesi de merfu. Bunun raf alameti ne? Vav. Demek ki müptedada başka bir alamet, haberde başka bir alamet olabilir. Yani merfuluk göstergeleri her ikisinin de aynı anda zamme, aynı anda vav, aynı anda elif olması şart değil. İkisinin de merfu olması şart. Merfuluk alametleri başka başka olabilir. Evet. Et-talibetu nacihetun. Her ikisi de zamme ile merfu, her ikisi de müennes, her ikisi de müfret. Talibetani nacihetani. Talibetani nacihetani. Her ikisi de nedir? Tesniyedir, müennestir. Müennes olmalarını elifin sağındaki t'lerden anlıyorum. Merfudurlar bunu da elif ile yazılmış olmalarından anlıyorum. Yani talibetani. Talibeteyni nacihateyni değil değil mi? Elifle yazılmış. Talibatu cemi müennes salimdir. Raf alameti zammedir. Nacihatun cemi müennes salimdir. Raf alameti yine zamme olmaktadır. Bakalım ne anlatmışlar. Haber olan sözcük müptedaya tekil, ikil, çoğul bakımından yani sayı yönünden uyduğu gibi eril, dişil yani cinsiyet yönünden de uyar. Evet şu satırı ezbere bileceğiz yani. Bu satır çok önemli. Ezberlediğinizi varsaydık. Başka ne diyor? Müpteda her zaman merfu olduğu için müpteda olan bir ismi yerine tutacak zamir de doğal olarak merfu olacak değil mi? Merfu zamir seçeceksin. Ayrık özne zamiri yani merfu munfasıl bir zamir olması şarttır. Zamirlerden müpteda olabilir. Aşağıdaki cümlelerde müptedanın ayrık özne zamirinden yani merfu munfasıl zamirden olduğunu göreceksiniz. Bu zamirler daha önce gördük mü? Gördük. Fiil, fail konusunda karşımıza çıkmıştı. Bu zamirler merfu zamirdir. Dolayısıyla onlarda fail de, müpteda da, naib fail de. Merfuata dahil olan hangi öge varsa her biri kendilerinden olabilir. Şu an için fail olduğunu zaten biliyordunuz.
Yeni bir şey eklediniz. Bu zamirlerden mübteda da olabilmekteymiş. Evet. Ve o kişi, mesela Ali'yi kastediyor, Veli'yi kastediyor. Fatma'yı kastedebilir mi? Edemez. Çünkü hüve nedir? Müzekker zamirdir. Ve o Ali var ya, yani o nedir o? Muallimun, öğretmendir. Aa, hüve ne oldu? Mübteda, muallimun, haber. Neden haber? Çünkü o kişiden bir bilgi değil mi? Bir haber verir. Onun durumuyla alakalı bir şey bize ifade ediyor. Hüve o Ali nedir? Muallimun, mühendisun vesaire, ne yazarsan tilmizun da olabilir. Huma, o Ali ile Veli, muallimani, her ikisi de öğretmendir. Huma mübteda, muallimani haber. Hum, onlar Ali, Veli ve Hasan, muallimune, muallimdirler, öğretmendirler. Hum mübteda, muallimune haber olur. Hum merfu zamirdir zaten. Merfu yani. Muallimune de merfu. Raf alameti vav. Muallimani merfudur. Raf alameti elif. Muallimun merfudur. Raf alameti zamme. Peki hüvenin merfu olduğunu nereden anlıyorsun? Fetha ile yazılmış. Zamir bu. Zamirin neyle yazıldığının bir önemi yok. Zamir belli bir grubu vardır. Ya merfu zamirdir, ya mensup zamirdir, ya mecrur zamirdir. Merfu zamirse ona merfu diyeceksin. Bir harekeyle gösterilişi, merfuluğun harekeyle olmaz. Burada bilgi verilecek zaten. Hiye, o Ayşe, Fatma, Hayriye, herhangi birisi, tek bir kadın nedir? Muallimetun, öğretmendir. O kadın da öğretmen. Allah Allah, herkes öğretmen olmuş. Yerine mühendisetun olabilir yine. Mühendisun olmaz. Mühendisetun, mühendis olacak. Huma, o ikisi, Ayşe ile Hayriye, muallimetan, her ikisi de öğretmendir. Hunne, Ayşe, Fatma, Hayriye, muallimatun, onlar da öğretmendirler. Muallimatun, raf alameti ney? Zamme. Neden? Cemi mühendis salim çünkü. Ente, sen var ya sen, şu an ikinci şahıs karşısındaki kişiye bir erkeği hitap ediyor. Ali, sen var ya sen, muallimun, öğretmensin. Entuma, siz ikiniz, Ali ile Veli, muallimani, siz de öğretmensiniz. Entum, siz Hasan, Hüseyin ve Veli, muallimune, sizler de öğretmensiniz. Enti, sen, işte kim olsun, Ali'ye, sen muallimetun, bir bayan öğretmensin. Entuma, siz Ayşe ile Hayriye, muallimetani, siz de iki öğretmensiniz. Entunne, Ayşe, Fatma, Hayriye, nedir onlar? Onlar değil ama nesiniz sizler? Muallimatun, öğretmenlersiniz. Ene, ben, yani ben bir Ali olarak, Veli olarak, Hüseyin olarak veya bir Ayşe olarak. Çünkü ene nedir arkadaşlar? Müşterek bir zamirdir ama burada müzekker olarak kullanılıyor. Çünkü tek örnek vermiş. Aynısını bir daha yazıp mühendis örnek verecek. Ene, ben, muallimun, öğretmenim. Nahnu, biz, muallimune, öğretmenleriz. Ene, ben, muallimetun, yine öğretmenim. Yukarıdaki ne fark var? Yukarıdaki erkek bu cümleyi kurmuş. Muallimun dediğinden anladım bunu. Aşağıdaki cümleyi bir kadın kurmuş. Muallimetun, yani mühendislik alameti taşıyan bir kelime, bir harf kullandığından anladım. Nahnu muallimatun, biz de öğretmenleriz. Kadın öğretmenleriz diye mana verilir. Burada ne var yani? Zamirlerin her biri mübteda, zamirlerin yanında yer alan her bir kelimede onun haberi olmakta. Zamirler mebnidirler. Yani harekeler hiçbir zaman değişmez. Mebni, donuk kelime demek. Donmuş bir buz. Ama sıcak görmeyen buz. Yani olduğu gibi kalıyor. Sıcağı görse çözülürdü. Bu öyle bir buz ki sıcak, güneş görmüyor. O yüzden daima ene, ene diye yazılır. Eni, eni, enu yapamazsın. Enti de ente yapamazsın. Ente bir başka şey. Enti bir başka şey. Çok benziyor. Bir harfi farklılığı var ama işte bu enti'deki esreyi yukarı alamazsın. Yani o kadar değişmez bu. Çok inatçıdır bunlar. Entunne daima entunnedir. Asla değişmez. Entunne, entunni olamaz ya. Yani. Sabit bunların yazılışı. Bu yüzden raf veya nas ya da cer alamet zamirlerde aranmaz. Ene, neresi merfu ya? Raf alameti nerede bunun? Enti, baksana mecrur esreyi almış diyemezsin. Bu zamiri nerede görürsen gör, merfu zamir diyeceksin. Eyneyi nerede görürsen gör, merfu diyeceksin. Raf alameti nerede? İşte raf alameti konusunda bakalım açıklayacak mı? İrab yapılırken cümle içinde hangi ögenin yerindeyse o ögenin alması gereken hareke kast edilerek, çok güzel açıklamış. İrabı yapılırken, yani İrab yapılırken ne demek?
mecrurdur bir açıklama yaparken cümle içinde hangi ögenin yerindeyse ne gibi? Mesela hangi ögenin yerinde olabilir? Failin yerinde olabilir veya müptedanın yerinde olabilir. İşte o ögenin alması gereken hareke kast edilerek mahallen, yani bulunduğu yer bakımından konumu itibariyle mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur denilir. Bir zamirin irabı nasıl yapılır? Zamiri gördün. Bu zamir mensuptur diyemezsin. Bu zamir merfudur diyemezsin. Bu zamir mecrurdur diyemezsin. Ne diyeceksin? Bu zamir mahallen merfudur veya merfu değil de mahallen mensuptur veya mahallen mecrurdur. Zamiri açıklarken kesinlikle mahallen kelimesini kullanman gerekir yani. Bu şart. Örnekler aşağıda gelirse çok daha iyi bir anlatım sağlamış olabiliriz. Şimdi özne konumundaki bazı isimlerin ayrık özne zamirine dönüşümünü inceleyelim. Er-raculu fakirun. Adam fakirdir. Buradaki arkadaşlar sol taraftaki her kırmızı kelime mübteda, sağ taraftaki her kırmızı kelime mübteda, sol taraftaki her siyah kelime haberdir. Hepsi merfu bunlar A'dan Z'ye. Peki sol tarafa gidelim. Hüve fakirun hiye cemilitun grubu. Yine sağdaki her kırmızı kelime mübteda, soldaki her siyah kelime haberdir. Ve A'dan Z'ye şu anda görüyorsunuz. Hepsi de nedir? Merfudur arkadaşlar. Şimdi er-racülü adam fakirun fakirdir. Ben er-racülü yazmak istemiyorum. Ne diyeceğim? Hüve o adam nedir? Fakirun fakirdir diyeceğim. O fakirdir. Kullanmak istemediğinden maksat ne? Cümleyi kısaltmak. Neden? Nasıl bir kısalık sağlanmış? Er-racül kaç harften oluşuyor? Oo, baksana. Onun yerine hüve gibi iki harf kullanarak aynı manayı veriyorum. Neden cümleyi uzatayım ki diyor adam. Bu çok yaygın bir şeydir. El-bintu kız cemiletun güzeldir. Bir kıza güzel demek için el-bintu cemilun diyeceğime hiye cemiletun de diyebilirim. El-bintu cemiletun, hiye cemiletun. Hiye daha kısa bir anlatım. El-hadiqatu vasiatun, bahçe geniştir. Hiye vasiatun diyebilirim. El-talibani tavilani, iki öğrenci uzundur. Huma tavilani diyebilirim. Peki neden huma kullandı? Çünkü et talibani tesniyedir. Ona hiye diyemez, hüve diyemez. Huma diyecek. Tesniye zamir kullanacak. El mümerrivatani cemiletani. İki hemşire güzeldir. Huma diyecek çünkü tesniye idi. El ricalu cemi mükesser çoğuldur. Bu yüzden zamirde çoğul olacak. Hum. Et tabibatu cemi ve müennestir. Bu yüzden zamirimizde cemi ve müennes olan hünne olmuştur. Tek tek anlatmadım yani cemile tani mefudur raf alamet eliftir şeklinde anlatmadım. Artık tesniyenin cemiyin iraplarını zaten biliyorsunuz. Anlayamadıysanız videoları bir kere daha izlemeniz gerekir. Çünkü detaylı bir şekilde anlattım. Sadece üst üste videoları izlerseniz birini tam olarak hazmetmeden diğerine geçerseniz arkadaşlar karışmaya başlar. Ente dalibun, sen bir öğrencisin. Ente nedir? Bak diyor ki ente vela mübteda, talibun haberdir. Ente bir zamirdir, mübtedadır. Mahallen merfu çünkü zamir. Şimdi ente mübtedadır, merfudur dolayısıyla. Çünkü mübtedalar merfu olur. Raf alameti nedir deyip kafanı karıştırmayacaksın. Diyeceksin ki ente zamir olduğuna göre kesinlikle mahallen irap alacak. Peki ne bu? Mübteda. Mübtedalar neydi? Merfu idi. Öyleyse buna ben mahallen merfu diyeceğim. Çünkü mübtedalar merfu ya. Mahallen merfu o kavram birleştiriyorum. Fail olsaydı failler de merfu olmaz mı? Evet, o zaman mahallen yine merfu diyeceğim. Talibun haberdir, merfudur, raf alameti sonuncu harfe ba'da yer alan zammedir. Talip mahallen irap almıyor çünkü zamir değil. Zamirler ise mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur oluyor. Ne zaman mahallen mecrur olur? Başında harfi cer veya muzaf, zarf gibi bir şey varsa. Ne zaman mensup olur? Örneğin meful bih olduğunda. Ben emekliyim. Ene müteka'idun. Az da okuyamadım kelimeyi. Ben emekliyim. Ene nedir? Mübteda. Müteka'id ise haber olur. Ene mübtedadır. Öyleyse merfudur. Nasıl merfu olur?
Mahallen. Çünkü zamirler mahallen irab alacaktır. Mahallen merfu. Mutakaid ise haberdir. Merfudur raf alameti. Daldaki zammedir. Hiye mühendisetin. O kadın bir mühendistir. Hiye bir zamir. Dolayısıyla mahallen irab alacak. An itibariyle müpteda olduğu için müptedanın yerini teşkil ediyor. Onun konumunda. Bundan dolayı mahallen merfu diyoruz. Mühendis kelimesi ise yine haberdir, merfudur, raf alameti, zamme olmakta. Zor bir konu değil. Ben Müslümanım, ene Müslümun, biz ikimiz Müslümanız vesaire konular devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresi 14. ayeti kerimesini okuyunuz. Bu ayetin sonunda yer alan felentum Müslümun ifadesini dil bilgisi bakımından isim cümlesi konusu ile ilişkilendiriniz. Hemen ne yaparsın? İrabul Kur'an adlı kitaptan bakarsın. Son derece detaylı olarak çözümünü görürsün. Fehel entum Müslümun, artık Müslüman oluyor musunuz? Artık Müslüman mısınız manasına geliyor. Entum mübteda Müslümuna haber olur. Mübteda ve haberdir diyor ve burası bir istinaf cümlesidir demiş. Entum mübteda Müslümuna haber. Entum nasıl mübtedadır? Mahallen merfudur çünkü zamir. Müslümuna haberdir. Nasıl merfu bu? Vav ile merfu olmakta. Birkaç cümle daha kurun demiş. Geçtik. Haber çeşitleri önemli bir konu. Haber 3 çeşitte de diyebiliriz. Haber müfret olabilir, cümle olabilir, şibih cümle olabilir. Cümleyi A, B diye ayırırsın. İsim cümlesi ve fiil cümlesi olarak. Veya farklı bir kategorize de yapabilirsin. Müfret olabilir, isim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir, şibih cümle olabilir diye de bir kategori şekli mümkündür. Veya onun yerine haber ikiye ayrılır. Cümle ve cümle olmayan. Cümle kendi içerisinde ikiye. Cümle olmayan da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Yani nasıl kategoriye ayıracağın sana kalmış. Müfret sözcüğünden ne anlıyorsun? Önemli olan o şimdi. Haberin müfret olması senin bildiğin tekil manasında değildir diyor. Yani ketebe, keteba, ketebu çekimini düşün. Ketebeyi kastetmiyorum. Veya kalemun bir kalem, kalemani iki kalem, müfret tesniye cimi babında değil. Peki ne demektir? Haberin müfret olması ne manaya gelir? Haberin cümle veya şibih cümle olmaması manasına gelir. Haber cümle veya şibih cümle değil. İşte müfret demek bu demek. Başka bir söylem ile haberin tekil veya ikil ya da çoğul olan tek bir kelimeden ibaret olması. Haber tek bir kelimeden ibaret. Bu kelimenin müfret tesniye cemi olmasının bir önemi yok. Örnek gelmiş. Müzekkerden bir örnek veren demiş. Et-talibu Müslümun. İlk kelimeler arkadaşlar yine her biri müpteda. İkinci kelimelerin her biri haberdir. Yerel içinde, dişil içinde geçerli. Et-talibu mübteda, Müslümun haber. Et-taliban mübteda, Müslümanı haber. Müslümanı müfret haberdir. Nasıl müfret? Müslümanı tesniye değil mi? Evet. Tesniyedir. Sayı bakımından müfret olması kastedilmiyor yani. Haberdir ve tek bir kelimedir. Bu yüzden müfret deniyor. Müslümune tek bir kelime olduğundan haber çeşidi olarak müfrettir. Sayısal olarak müfret değil. Sayısal olarak cemidir. El-mervatu dayyibetun. Dayyibetun müfret haber. Yani müfret çünkü tek bir hemşire. Öyle değil. Neden peki? Çünkü tek bir kelime olduğundan, yani iki kelimeden, üç kelimeden meydana gelmediğinden müfret deniyor. Dayyibetani tek bir kelimedir. Tesniye olması bir şey değiştirmez. Dayyibatun tek bir kelimedir. Cemi olması bir şey değiştirmez. Yine de nedir bunlar? Her biri müfret haberdir arkadaşlar. Sağlarındaki kelimeler ise mübteda idi. Burada ne anlatmış? El kütübü nafiatın. Burada önemli bir şey anlatılıyor. Arapçada bir kelime düzensiz çoğulların gayri akıl grubuna ilişkin bir çoğul ise bizler düzensiz çoğulu yani cemi mükesseri akıl ve gayri akıl olarak ikiye ayırmıştık. Hatırlarsınız. Diyor ki akıl grubuna ilişkin bir çoğul tekildiçe bir kelime gibi işlem görmektedir. Dolayısıyla bir mübteda cemi mükesser gayri akıl ise bir mübteda böyleyse haberi ne gelir? Haberi müfret ve müennes gelir.
Hani biri müfretse öbürü müfret, biri tesniye ise diğeri tesniye, biri cemi ise diğeri cemi geliyordu. İşte bu onun istisnası diyebilirsin. El kütübu nasıl bir kelime? Cemidir değil mi? Cemi mükesser. Müfredi ne? Kitabun, kitabani, kütüp. Kitabın müfret, kitabani, tesniye, kütüp, cemidir. Cemi mükesser. Cemi mükesser ve gayri akıl değil mi? Kitaplarda bir zeka, beyin söz konusu değil. Bu yüzden, hangi yüzden? Yani gayri akıl bir cemi olduğundan dolayı bu müpteda haberi müfrette müennes gelecek. Nafi'un değil, nafi'atun. Eklem, kalemun, kalemani, eklem. Kalemlerde zeka yok. Bu yüzden müfret müennes haber gelmiş. El ebvabu babun bir kapı, babane iki kapı, ebvab kapılar demektir. Cemi mükesserdir. Kapılarda bir zeka yok. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Yani haberi müfret müennes gelecektir demek istiyoruz. En nevafizu nafizetun bir pencere, nafizetan iki pencere, nevafiz pencereler. Pencerelerde akıl yoktur. Dolayısıyla böyle bir kelime müpteda olduğundan haberi müfret müennes gelecektir. Muğlaqatun pencereler kapalıdır. Peki. Haberin müfret olmasını anlattık. Anlaşıldığını düşünüyorum. Haberin müfret olması demek haberin sayısal olarak müfret olması manasına gelmiyor. Haber sayısal olarak müfret de olsa, tesniye de olsa, cemi de olsa hiçbir önemi yok yani. Peki müfret olmayan bir haber görsem de müfret de müfret olmayanı daha iyi anlasam. Asıl mesele bu. Şimdi onlar gelecek birazdan. Daha iyi ayırt edebileceksiniz arkadaşlar. Haberin cümle olması. Haber bir isim veya fiil cümlesi olabilir. İsim cümlesi neydi? Mübteda haber demekti. Haber isim cümlesidir. Yani haber mübteda ve haberden oluşuyor. Haber yine mübteda ve haberden oluşuyor. Fiil cümlesi olabilir. Yani fiil artı fail olabilir. Haberin isim cümlesi olması konusu daha ileri düzey bir Arapça gerektirdiğinden burada ere alınmayacak diyor. Oysa eski basım kitapta yani eski müfredatta böyle ileri bilgi gerektirir şimdi anlatmayalım demiyordu ve anlatıyordu. Artık anlatmıyor iş yani daha basite indirgenmiş. Bunun belki gerekçesi şu olabilir. Bunu ben düşündüm yani neden daha basite indirgenmiş? Çünkü yer yer kitap İmam Hatip Lisesi'ndeki İmam Hatip Liselerinde okutulan Arapça kitaplardan bile daha düşük seviye. Daha basit yani. Neden bu kadar basitleştirilmiş? Düşündüm bunu ve şöyle bir tahmin yürüttüm. İmam Hatip çıkışta olmayan arkadaşlar da ilahiyat ön lisans belki okuyacaklar. Bu durumda onlar çok zorlanıyorlar. İşte o yüzden daha basitleştirilmiş bir kitapla karşı karşıyayız. O bakımdan yani güzel bir adım. Öte yandan İmam Hatip Lisesi mezunları olanlar için bu kitap gayet basit gelmeli. Haberin fiil cümlesi olması demek ne demektir? Mübtedadan sonraki kısmın yani haberin bir fiille başlaması demektir. Tek bir fiil bile gizli öznesiyle birlikte cümledir. Bu bilgiyi unutmayın yani. Cümlelerin irabı mahallen olacak yine ne gibi? Zamir gibi. Yani bir zamir merfu olamaz. Mahallen merfu. Mensup olamaz. Mahallen mensup. Mecrur olamaz. Mahallen mecrur olur demiştik. Aynı şey cümle içinde geçerlidir. Yani mahallen ref, mahallen nasb, mahallen cer diyeceksin. Bu alametleri ise asla aramayacaksın. Raf alameti nerede? Bir cümle için raf alameti, nasb alameti, cer alameti aranmaz. Konum itibariyle öyledir diyeceğiz. Mübtedanın diyor ya nedir? Burada fiille başlayan cümlenin yeri nedir? Mübtedanın haberine ait olan bir yerdir. Değil mi? Haberin yerinde, haberin konumunda yer alıyor. Yani haberin yeridir. Haber daima merfu olmak zorunda olduğundan fiille başlayan cümle de mahallen merfu olur. Cümle neden mahallen merfu burada? Çünkü haberin yerini kapsamış. Onun yerini işgal etmiş. Haber merfu olacaktı. Öyleyse bu cümle de mahallen merfu olacak. Örnek demiş. Örneğin
Et-talibu yektubu. Et-talibu ne? Mübteda. Merfudur raf alameti zammedir. Yektubu ne? Yektubu fiil. Ketebe yektubu fiildir. Fail gizli zamir hüve olacak. Çünkü yektubudan sonra Ali bir gelmemiş. Cümle bitmiş. Öyleyse faili gizli zamir diyelim. Fiil artı fail birlikte ne olur? Fiil cümlesi olur. Bu fiil cümlesi burada nedir? Haberdir. Neden haberdir? Zaten haberin yerinde yer almış, öyle değil mi? Mübtedadan sonra haber gelmeliydi. Haber tek kelime olarak karşımıza çıkabilirdi. Çıkmamış. Fiil cümlesi var. Haber mahallen merfu bir fiil cümlesi oluyor burada. Mahallen merfu olan yektubu mu? Hayır. Yektubu artı hüve. Fiil cümlesi olarak mahallen merfu. Raf alameti nedir? Raf alameti yoktur. Yektubunun raf alameti var. Zammesi. Ama bu yektubunun alameti. Biz burada haber yektubu değil ki. Haber nedir? Yektubu hüve. Gizli zamir hüve. Yektubu ile beraber bir fiil cümlesi olarak mahallen merfu olarak haberdir. Talibetu zehebet. Talibetu mübteda merfu. Raf alameti sondaki zammedir. Zamme yok hocam. Zammeyi sen koy. Problem değil. Zehebet, zehebe, zeheba, zehebu, zehebet. Müfret, müennes, gaibe. Fiil bu. Faili ne olur? Hiye olur. Fiil artı fail birlikte bir fiil cümlesi olarak. Fiil artı fail birlikte fiil cümlesi olup mahallen merfudur ve haberdir. Neden mahallen irab alıyor? Çünkü cümleler mahallen irab alır demiştik. El muallimetu teclisu. El muallimetu bayan öğretmen. Teclisu oturuyor. Hiye o bayan öğretmen. Fi saffi sınıfta. Sınıfın içerisinde. El muallimetu mübtedadır. Teclisu fiil muzari. Raf alameti zamme. Muzari fiil. Faili gizli zamir hiye. Teclisu artı hiye. Birlikte bir fiil cümlesi olup haberdir. Mahallen merfudur. Raf alameti aranmaz çünkü cümlelerin raf alameti yoktur. Nerede oturuyormuş? Fi safi, fi harfi cer, es safi onun mecruru oluyor. Ettullabu ketebu, ettullabu öğrenciler. Talip kelimesinin cemi mükesseri biliyorsunuz. Ettullabu mübtedadır, merfudur, raf alameti zammedir, ketebu fiildir. Fiilin faili ne? Vav. Fiil artı fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Mahallen merfudur. Mahallen merfu olan ketebu değil yani. Fiil artı fail birlikte bir yapı olarak mahallen merfu. Yoksa ketebu mahallen değil. Vav onun faili oluyor. Ketebu zamme ile merfu olmuştur. Risaleten onun mef'ulü bihi değil mi? Mensup zaten. Fiil cümlesi olarak haberin kısmını görmüş olduk. Haberin şibih cümlesi olması. Haber bir şibih cümle olabilir. Şibih cümlenin kelime anlamı cümlemsi. Cümle benzeri. Şibih benzer gibi manasına geliyor. Mübtedanın haberi olarak peki nasıl olur? Şibih cümlenin anlamı cümlemsi, cümle gibidir dediniz. Bu kelime olarak, lugat olarak bu. Terim olarak, Arapça terim olarak ne manaya gelir? Harfi cer ve mecrurdan oluşması demek. Bir haber harfi cer ve mecrurdan oluşuyorsa o şibih cümlenin kapsamında yer alır. Demek ki şibih cümle ikiye ayıracağız yani A ve B olarak. Harfi cer ve kendisinden sonra gelen mecrur isme kısaca car mecrur denir. Car harfi cer demek. Mecrur harfi cerden sonra gelen cer edilmiş kelime demektir. Haber harfi cer ve mecrurdan oluşursa o habere şibih cümle de. Şibih cümlenin diğer bir kısmı bir zarftan ibaret olmasıdır. Şibih cümle zarf da olabilir. Zarfın ne olduğu daha önceden geçmişti zaten. Bir başka ifadeyle haberin car, mecrur veya zarftan oluşması durumuna şibih cümle diyebilirsin.
Şibih cümle nedir? Haberin harfi cer ve mecrur veya zarftan oluşmasıdır. Şibih cümle her ne kadar gerçek bir cümle olmasa da onun irabı da yine mahallen olacaktır. Raf alameti şudur budur denilmeyecektir. Mahallen merfudur diyeceksin ama. Es-seyyaratu otomobil emamel beyti evin önündedir. Es-seyyaratu mübteda merfu raf alameti zamme. Emame el beyti. Emame el beyti. Haber mahallen merfu çünkü şibih cümle. Zarf formu. Zarf veya harfi cer ve mecrur demiştik. Burada zarf olarak emame karşımıza çıkmıştır. Haberdir. Mahallen merfudur. Ettiflu mübtedadır, merfudur, raf alameti zammedir. Fil beyti, fi harfi cer, el beyti, onun mecruru, fil beyti, beraber bir yapı olarak, car ve mecrur olarak birlikte, şibih cümle olarak haberdir. Dolayısıyla mahallen merfudur diyeceksin. Öğretmen gitti. Vehebe muallimun. İki öğretmen gitti. Vehebe muallimani. Öğretmenler gittiler. Vehebe muallimuna. Öznelerini hem eril hem de dişil olarak yani vehebet muallimetun. Vehebet muallimetani. Vehebet muallimatun. Şeklinde her birini anlatmış oldum. Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresi 26. ayeti kerimesini oku bakalım. Daha sonra diyor ki dil bilgisi açısından cümle yapısına ve haberine dikkat et. Allahu yebsudu beseda yebsudu Allahu lafzatullah mübtedadır, merfudur, raf alameti zammedir. Yebsudu fiil-i muzari. Faili ney? Hüve gizli zamir faildir burada. Fiil fail birlikte bir fiil cümlesi olup haberdir. Mahallen merfudur. Haberin mübtedadan önce gelmesi. Mübteda mı önce gelir, haber mi? Değişir. Bakalım neymiş? Mübteda belirsiz bir isim, yani eliflamsız bir isim olarak değil de belirli bir isim, yani eliflamlı. El usfur, el, el, ettiflu, el kıttatu, el kalemu gibi. Eliflamlı olarak kullanıldığında her zaman cümlenin başında gelir. Mübteda marife ise her zaman ilk öge olarak görürsün. Ancak mübteda belirsiz bir isim, haberde şibih cümle olursa, bu durumda haber mübtedadan önce gelmek zorundadır. Yani haberin mübtedadan önce kullanılma zorunluluğu ancak iki koşulun gerçekleşmesiyle söz konusu olur. Nedir bu? 1. Mübteda belirsiz. 2. Haberde şibih cümle olursa. El-usfuru ale-şecerati. Ağacın üstünde bir serçe vardır diyor değil mi? El-usfur, serçe, ale-şecerati, ağacın üstündedir. Şimdi şöyle yazıyor bunu. Ale-şecerati. El-usfuru ale-şecerati. El-usfur, mübteda burada. Ale-şecerati, haber. El-usfur, eliflamlı yani marife yani belirli bir mübteda olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Belirli bir mübteda. Belirli bir mübtedadır. Haber nedir? Haber şibih cümle. Ala harfi cer. Eşşecerati mecruru. Haber car mecrurdan oluşuyor. Mübteda ise eliflamlıdır. Burada belirsiz olursa demişti. Yani böyle olduğu için mübteda haber arasında zorunlu bir şey yok. Oysa şurada olduğu gibi Aleşşecerati artık haber yine burada da mübtedanın eliflamını silersen ne olur yani. Sildim. El usfur değil artık. Sadece usfur burada kalamaz artık. Bu defa haberi sağ tarafa yazacaksın. Mübtedayı sol tarafa. Aleşşecerati ağacın üzerinde vardır ne? Usfurun bir serçe. Zaten burada mübteda diye söylemiş. Usfur, racur hepsi mübtedadır. Aleşşecerati fil hadika aşağı doğru hepsi haberdir diye.
belirtmiş. Sonra sol tarafta yine altına yazmış ki haber öne geçti. Aile şecereti gibi. Mübdeda sona kalmış. Sûrunda olduğu gibi. Hemen altlarında manaları var. Serçe ağacın üstündedir. Ağacın üstünde bir serçe var. El usûru serçe aleyh şecereti. Ağacın üstündedir. Ama haberi başa alırsan aleyh şecereti ağacın üstünde vardır. Ne usûrun bir serçe. Ağacın üstünde bir serçe var olur. Mana az da olsa değişir. Er racülü fil hadigati. Er racül marife bir mübteda. El kelbu marife bir mübteda. Et tiflu, el kıttatu, el kalemu, el fetatu. Hepsi de marife birer mübtedadır. Sol taraflarında haberi görüyorsun. Aileş şecerati car mecrurdan şibih cümle. Fil hadigati de aynı şekilde. Emam el beyti tahte şecerati halfel babi. Bunların hepsi zarf olarak şibih cümle. Lil müderrisi li harfi cerdir. Car mecrur olarak şibih cümle. İndel babi. İnde de zarftır. Zarf olarak şibih cümle. Sol tarafa tabloya geldiğimizde marife olan mübtedaların nekreye dönüştüğünü, dolayısıyla tek zamme alan bu kelimelerin artık çift zamme, tenvin aldıklarını görmekteyiz. Bu durumlarda haber sağ tarafa geçmesi zorunlu olarak yer alıyor. Geçtik. Evde bir adam var. Fil beyti racülün. Evde bir adam var. Fi harfi cer el beyti mecruru. Car mecrur. Birlikte nedir burada? Haberdir. Haber burada ne olmuş arkadaşlar? Öne geçmiştir değil mi? Mübtedadan önce gelmiştir. Fil beyti öne geçmiş haberdir. Mahallen merfudur. Niye mahallen? Çünkü şibih cümle olduğundan. Nasıl şibih cümle? Car mecrur olarak. Mübtedası nedir? Racülündür. Racülün fil beyti yazsan olmaz. Fil beyti racülün yazacaksın. Neden? Çünkü mübteda nekre. Gerekçesi bu. Köpek bahçede, bahçede bir köpek var gibi cümleler göreceğiz. Rahman suresi 20. ayet-i kerimeyi okuyun. Bu ayetin dil bilgisi açısından cümle yapısından mübteda ve haberine dikkat edin. Beynehuma ikisinin arasında vardır. Ne var? Berzahun. Bir perde, bir engel vardır. La yebgiyan. Birbirlerine kavuşamazlar, karışamazlar. Şimdi beyne zarf. Zarftır. Huma var burada. Haber şibih cümle olarak gelmiş. Mübteda olan berzah kelimesinin nekre olduğunu görüyorsun. Bu yüzden haber mübtedadan önce gelmiş. Beynehuma. Burası haber. Berzahun mübteda. Haber niye önce geldi? Mübteda olan berzah nekredir. Haber olan beyne ise şibih cümledir. Dolayısıyla haberin mübtedadan önce gelmesi zorunludur. Birkaç cümle çalışması daha yapın denilmiş. Nerede yaşıyorsun? Eyne teskunu ente. Eyne nerede teskun yaşıyorsun? Sen. Faili ne olur? Ente sen yani. Sen nerede yaşıyorsun? Merhaben merhaba. Ene İsmailu. Ben İsmail'im. Edrusu tıbbe. Tıp okuyorum. Eskunu fi sekenin camiati bi Ankara. Ankara'da üniversite yurdunda kalıyorum. Eskunu kalıyorum. Fi seken camia. Seken yurt. Camia üniversite. Ankara. Ankara zaten. Sekeni yani yurdum. Garibun minel camiati. Üniversiteye yakındır. Garip ile min kullanılıyor biliyorsunuz. Be'id ile an harfi cerri kullanılmaktadır. Merhaben. Ene şeyma'u. Ben de Şeyma adlı kişiyim. Edrüsü ders görüyorum yani okuyorum. El hendesete. Hendesete yani mühendislik okuyorum. Eskunu ma'a ehli fi İzmir. Ben de ailemle beraber İzmir'de oturuyorum. Ehli ailem demek. Beytuha bizim evimiz ba'idun anil camiati üniversiteden uzaktır. Ba'idun an garibun min. Ba'id an, garip min, yani İmam Hatip Lisesi'nde anlattığım bir konu benim. Yani videosunu çekmiştim bunun. Ba'id'den sonra an gelecek, garipten sonra min gelecek, an gelmeyecek.
buna karıştırılmasın. Konu bu yani. Madane yedrusu İsmailu. İsmail ne okuyor? Ve o İsmail yedrusu yaptı be. Tıp okuyor. Burada bir sürü konu var aslında. Ne var mesela? Yedrusu derase yedrusu. Yedrusu muzari fiildir. Fail lazım. Yedrusu İsmailu. Onun faili. Ve o İsmail değil mi? Hi olmaz mesela. Zamir uyumuna dikkat edin. Yedrusu okuyor. Kim okuyor? Tıp bu. Tıp. Tıbbın kendisi mi okuyor? Tıp adlı şey mi okuyor? Hayır. Yedrusu ders okuyor yani. Kim? Hüve. Gizli bir zamir daha var. Hüve o kişi, o İsmail okuyor. Tıp be. Tıbbı. Tıp bölümünü okuyor. Bu da mef'ul bih olur. Buradaki hüve mübtedadır. Yedrusu fiil. Ve gizli bir zamir daha var bunun. Şu an yazıda gözükmeyen. O da faili oluyor. Fiil, fail birlikte fiil cümlesi olup haberdir değil mi? Mübteda olan hüvenin haberi olur. Mahallen merfu olur. Bununla beraber fiil fail dedik. Bir de mef'ulü bihi var. Tıp be. Tıp onun mef'ulü bihi olmakta mensup. Nasb alameti fetha. Fetha'yı göremiyorum. Fetha'yı sen koyacaksın. Eyne nerede yeskunu kalıyor İsmailu İsmail. Yeskunu fiil İsmailu onun faili. Hüve o İsmail yeskunu kalıyor. Hüve yine gizli bir zamir daha var fail olarak. Hüveyi fail yapalım. Ne demiştik? Fiilden önce fail gelemez demiştik. Buradaki hüveyi fail yapamazsın. Fiili fail yapayım. Fiilden fail olmaz. Seken ondan da olmaz. Mecburen yeskunu muzarisine gizli bir zamiri fail olarak atamamız gerekiyor. Yeskunu kalıbı ile uyumlu olan zamir hüve olduğundan gizli bir zamiri hüve olarak atadık. İşte o zamirle beraber yeskunu fiili, yeskunu hüve birlikte fiil cümlesi olup haberdir, mahallen merfudur. Hüve mübteda yani. Hüve o kişi yani İsmail yeskunu oturuyor. Hüve o oturuyor. Nerede? Fi sekenil camiati bi Ankara'te. Ankara'da üniversite yurdunda oturuyor. Orada kalıyor. Hel sekenehu. Hel mı mi mu. Şuradaki mı yani soru edatımız. Sekenehu garibun minel camiati. Yurdu üniversiteye yakın mı? Sekenehu onun yurdu. Sekenne sekenu hu. Sekenu ha deseydi o kızın işte mesela Şeyma'nın Ayşe'nin olurdu ama hu demiş bir erkekten bahsedildi anlaşılıyor yani. Sekenuhu onun yurdu nedir? Garibun yakındır. Sekenuhu arkadaşlar burada ne olur? Mübteda olur. Garibun ise onun haberi olmaktadır. Minel cemaat. Garibun min dikkat. Naam evet sekenuhu onun yurdu garibun yakındır minel cemaati üniversiteye. Sekenuhu mübteda garibun haberdir. Madane tedrusu şeymae. Şeyma ne okuyor? Mada soru edatımız ne demek? Tedrusu muzari fiil şeymau onun faili. Hiye o şeyma. Hiye burada mübteda olur. Tedrusu muzari fiil gizli zamir hiye. Fiil fail birlikte haber oluyor. Haber cümlesidir. Mahallen merfudur diyebilirsin. El hendese te ise tedrüsünün mef'ulü bihi olur. Şeyma mühendislik okuyor. Eyne teskunu şeyma'u. Şeyma nerede kalıyor? Hiye o şeyma teskunu kalıyor. Ma'a ehliye ailesiyle beraber fi İzmir. İzmir'de kalıyor. Hel beytuhum. Onların evi midir, mıdır? Garibun minel cemaati. Üniversiteye yakın mıdır? Garibun min. La hayır. Beytuhum onların evi. Ba'idun an. El camiati. Üniversiteden uzaktır. Üniversiteye uzaktır evleri. Bir okuma parçası. Kıraetun. Usrati ve beyti. Usrati ve beyti denildiğinde eski kitap akla az çok geliyor. Usrati ailem demek. Beyti evim demek. İsmi benim adım Aliyun. Ali'dir. Ene tilmizun. Ben bir öğrenciyim. Edrus'u okuyorum. Fil medreseti okulda. Li uhtum. Benim bir kız kardeşim var. İsmuha. O kız kardeşimin ismi de Leyla. Leyla'dır.
Burada bir sürü mübteda haber var. Onlara dikkat çekerek gideyim. Çünkü yani mana zaten burada var. Sırayla cümle cümle manayı verin. Ben cümleyle manayla uğraşmayayım. Biraz inceleme yapayım arkadaşlar. İsmi benim isim nedir? Aliyun Ali'dir. İsmi mübteda Aliyun haber olur. Nasıl haber? Müfret haber. Ene mübteda tilmizun haber. Edrusu fiil gizli zamir ene fail olur. Fil medrese burada meful fih olur. Henüz görmediniz. Li bana ait yani benim için vardır. Li nedir? Haber olur burada. Uhtun mübteda. Li haberi neden başa geçmiş? Uhtun mübtedası nekre çünkü. Haberimizde car ve mecrurdan oluşuyor. Li harfi cerri bir de ya zamiri var burada. Dolayısıyla şibih cümledir. Haber şibih cümle. Mübteda nekre olduğundan haber sağ tarafa geçmiş. Li benim için vardır. Uhtun bir kız kardeş. Böyle haberler arkadaşlar mukaddem haber adı verilir. Mukaddem haber demek öne geçmiş haber demektir. Haber öne geçerse mübteda ne olur? Geriye kalmış olur. İşte böyle mübtedalara da muahhar mübteda adı verilir. Muahhar mübteda, tehir edilmiş, sona bırakılmış mübteda demektir. Mukaddem haber, takdim edilmiş, öne alınmış haber demektir. İsmuha bak ismuhu değil değil mi? İsmuhum değil yani. Ha diyor neden? Bir bayandan bahsediliyor. İsmuha onun adı nedir? Leyla, Leyla'dır. İsmuha mübtedadır. Leyla ise haberdir. Hiye mübteda, tilmizetun onun haberidir. Hiye o Leyla, tilmizetun öğrencidir. Eyvan aynı şekilde. Ve hiye ve o Leyla tedrusu okuyor. Ma'iye benimle beraber. Ma'i benimle beraber. Fil medreseti okulda. Hiye mübteda olur. Tedrusu muzari fiildir. Gizli zamiri hiye olmaktadır. Hiye zamiriyle beraber tedrusu bir fiil cümlesi olup haberdir. Mahallen merfu olur. Hiyenin haberi olur. Ümmi annem nedir? Muvazzafetun fil camiati üniversitede görevlidir. Ümmi mübteda muvazzafetun onun haberi. Ebi babam da mühendisün mühendistir fi mesna'in fabrikada. Ebi babam nedir? Mühendisün mühendistir. Ebi mübteda mühendisün haber. Nahnu mübteda biz demektir. Naişu yaşıyoruz fi Ankara'ta. Ankara'da yaşıyoruz. Nahnu mübteda. Naişu muzari fiil. Bu muzari fiilin faili nerede? Bu muzari fiilin faili de nahnu olur. Ama şu sağda gördüğüm nahnu değil yani. Gizli bir zamir olan nahnu onun faili oluyor. Niye buradaki nahnu değil? Çünkü fiilden önceki kelimeler fail olamaz demiştik. O yüzden. Nahnu mübteda, naişu muzari fiil ve gizli bir zamir olan nahnu naişu'nun failidir. Naişu artı o gizli zamir olan nahnu birlikte bir fiil cümlesi olup yine nahnu'nun haberi oluyor. Yani fiil cümlesi olarak haber burası. Lena bizim için vardır ne? Beytun bir ev fi Ankara'da. Ankara'da bir evimiz var diyor. Lena burası haberdir. Aslında ne bunun? Li yani değil mi? Li harfi cerri. Bazen le diye yazılır şeklinde gördük bunu. Bu nedir? Harfi cerdir. Na onun mecruru. Car mecrur yani şibih cümledir. Şibih cümle olarak haber karşımızda. Beyt ise mübteda ve görüyoruz ki nekre. Bu yüzden haberin takdimi vacipti, zorunluydu. Bu yüzden haber başa gelmiş. Lena bizim için vardır beytun bir ev fi Ankara'ta, Ankara'da. Emame beytiha hadigatun. Emame önünde demek. Beytina hadigatun. Evimizin önünde bir bahçe vardır diyor. Emame haber olur arkadaşlar. Zarftır. Hadiga ise mübtedadır. Görüyorsunuz zaten. Nekredir. Mübteda nekre. Haberimiz ise zarf. Bu durumda haber başa gelmesi gerekiyor. Zarf yani şibih cümlenin bir kısmı oluyor biliyorsunuz. Tabii ben böyle inceliyorum ama kitap böyle incele demedi yani. Kitap oku geç diyor. Ama okurken bunlara dikkat etmenizi bekliyor. Çünkü böyle bir konu işledi ve peşinden verdi şu parçayı gördüğümüzde anlıyoruz ki
Bunları sizin görebilmeniz beklenmiş. Beklenmiş ama açıkça da söylememiş yani. Görebilen görsün artık. Demiş gibi. El hadigatu cemilitun. El hadigatu bahçe nedir? Cemilitun güzeldir. Cidden gerçekten de. El hadiga mübteda, cemile haber. Fil hadigati bahçede vardır. Eşcarun ağaçlar. Fil hadigati haberdir. Fi harfi cer. El hadigati onun mecruru. Car mecrur birlikte şibih cümle olarak haberdir. Eşcarun ise nekre bir mübtedadır. Nekredir mübtedamız, haberimiz ise şibih cümledir. Bu yüzden haberin takdimi zorunlu. Nel'abu biz oynarız. Ma'al istiqai fiha orada arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Nel'abu la'ibe yel'abu fa'ile yef'alu kökünden. O baptan değil mi? O baptan muzari fiildir. Faili gizli zamir nahnu olacaktır. Ümmi annem ve ebi ve babam yeclisan otururlar tahtel eşcari ağaçların altında ahyanen bazen. Yani tek tek ne yapayım, en azından yarısını inceledim ben. İncele dememişti. İncelemesini yapmış oldum. Humma o ikisi yeşraban içerler eşyaya çay. Ve yenzurani ve bakarlar ileyna mı demiş. Bize doğru bakarlar. Nel'abu biz, nahnu nel'abu, nahnu biz, nel'abu oynarız. Bil kurati topla beraber top oynarız. Ve nel'abu oynarız ma'al kıta, kıtadi. Kıtatun, kıtat, kıtat, kıtatun kelimesinin cimi mükesseri, kediler manasına geliyor. Nel'abu biz oynarız ma'al kıtati, kedilerle beraber. Fevkal a'şabi, otların üzerinde. Fevk üzerinde, el-işab otlar demek, çimenler demek. Ve nerkebu bineriz el-derracete, derracati, bisikletlere mi demek? Beynel eşcari, ağaçların arasında bisikletlere bineriz. Derracat, bisikletler mi demek yoksa? Evet, doğru hatırladık. Bisikletlere bineriz, biniyoruz manasına geliyor. El medresetu okul garibetun minel beyti. Eve yakındır. Hiye o. Ne o? Medrese yani okul. Halfel beyti. Evin arkasındadır. Evin arkasındaysa herhalde yakındır. Hiye müptede halfe haber oluyor bu defa. Hiye müptede habere bakıyorsun. Zarftır. Dolayısıyla şibih cümledir. Hani şibih cümle olduğunda müptedadan önce geliyordu. Müpteda nekre olursa öyleydi. Oysa buradaki müptedamız zamirdir. Zamirler marifedir arkadaşlar. Hiye müptedadır. Mahallen merfu diyeceğiz değil mi? Çünkü zamirler de mahallen irap alır. Halfe ney? Halfe de mahallen merfu. Çünkü zarf da bu şekilde. Ve lakin fakat el camiatu ba'idetun anil beyti. Üniversite evden uzaktır. El mesna'u fabrika. Ba'idun o da uzaktır. Anil beyti eyvan. Aynı şekilde o da evden uzaktır. Ümmi annem tedhebu gider. Hiye o annem gider. Fail. İler amel işe. Bir seyyarat otomobille işe gider. Ve ebi babam ise yedhebu gider. İler amel işe. Bil hafileti otobüste gider. Defterinize adınızı, okuduğunuz okulu vesaire yazın demiş. İsmi Fatımetu, ene talibetun vesaire. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünden mesken, iskan, sakin sözcüklerini bularak bu sözcüklerin kökenine bakınız. Köken her birinin Arapçadır. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü sizde yoksa internete girerek TDK diyoruz ya, TDK. Yani sözlüğü vardır. İnternette online sözlük mevcut. Türk Dil Kurumu'nun kendi sitesinden bakın ama. İnsanlar bir isme manasını ararken Google'a yazıyor. Ne çıkarsa. Böyle değil. Manaya Türk Dil Kurumu'ndan bakın. Önüne gelen siteden bakarsan biri öyle der, biri böyle der. Ortalık bu yüzden karışıyor zaten. Tedribatu alıştırmalar. Uygun harfi cerri seç demiş. Yaygın bir soru tarzıdır arkadaşlar. Yarın bir gün
ilahiyat 3-4'ü okusanız yine bunları göreceksiniz. Gaseltu, ben yıkadım. Es-seccadete, seccadeyi neyle yıkadım? Fırşat diyor. Fırçayla ne? Beraber. Fi, bi kullanacaksın. Ortadaki harf icer. Bil fırşati, fırçayla beraber. Fırça aracılığıyla, araç gereç manasında burada kullanılıyor. Fırça vasıtasıyla. Gasele fi'l, tu fa'il, es-seccadete meful bih olur. Ba harfi cerrimiz el fırşat, onun mecruru. 2. Ketebtu, ben yazdım. Er-risalete, bir mektup. Mektup yazdım. Ketebe fi'l, tu fa'il, er-risale, onun meful bih olmakta. Ketebtu risalete, risale yazdım. El-kalem, kalem vasıtasıyla. Bi olacak yine. Bil kalemi, kalem vasıtasıyla, kalem aracılığıyla bunu yazdım. 3. Dehale girdi. El muallimu, muallimu, öğretmen girdi. İle safi, sınıfa girdi. Kes safi, sınıf gibi. Hani safi, sınıftan girdi şeklinde olmaz. Mana ile alakalı. 4. Harace, çıktı. Abdullah, bu öğrenciler. Minel medreseti, okuldan çıktı. Fil medreseti, okulda çıktı. Bil medreseti, okul ile çıktı. Olmaz. 5. Hüve o, ne diyor? Hüve o, keşşemsi, güneş gibidir. Fil ilmi, ilimde. Mesela hüve o kim? Öğretmenini kastediyor. Ali, veli kastediyor. Bir bilginden bahsediyor. Hüve o Ali var ya, keşşemsi, güneş gibidir. Fil ilmi, ilim konusunda. Herkes aydınlatır yani. 6. Edhebu, ben gidiyorum. İlel mektebeti, mektebeye doğru. Ma'a sadiqi, arkadaşımla beraber. Ke sadiqi, arkadaşım gibi. Min sadiqi, arkadaşımdan. Olmaz. Ma'a bu arada harf-i cer değil arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Harf-i cerlerden demiş ama harf-i cer olmayan bir kelime buraya koymuş. Yani soru tam uygun olmamış. 7. Ene, ben. Medinetun, Medinetul Kahireti. Ne diyeceğiz? Ene, ben. Min Medinetil Kahireti. Medine'de Kahire denim diyor. Yani Medine burada şehir manasında. Min Medinetil Kahireti, Kahire şehrinden im. Min dendan demek ya. Kahire şehrinden im. Min kullanıyor. 8. El kitabu, kitap. Alet tabileti, sıranın üzerindedir. Lit tabileti, sıra içindir, sıraya aittir. Anet tabileti, sıradan. Olmaz. Ala, kitap sıranın üzerinde olur. Es semeketu, balıklar. Fil havzi, havuzun içindedir. Anil havzi, havuzdandır. Lil havzi, havuza aittir. Havuz içindir. Fi olacak değil mi? Havuzun içindedir. 10. El camiatü, üniversite. Be'idetun, uzaktır. Be'idi kullanıldığına göre an zaten. Anil beyti, evden. 2. Mübtedalar için parantez içindeki sözcüğü haber olarak kullanıp harekeleyin. Mübtedaya cinsiyet bakımından uygun hale getirmeyi unutmayın ama. El beytu nazif, diyor ki beyt mübteda ise nazifi de haber yapacaksın. Yani işte beyt kelimesini uygun olarak getir. Tesniye cemi müfret midir? Ya da müzekker müennes midir? Nedir? Uyumlu hale getirerek parantez arasındaki kelimeleri haber olarak kullan diyor. Bir deneyelim. Yaklaştıralım evvela. El beytu, ev nedir? Nazifun, temizdir. El beyt kelimesi müzekerdir. Nazif de müzeker. Nazifun. Yani sol taraftaki kelimelerin tamamı mübteda. Sağ taraftaki kelimeler. El beyt, es seyyara, el kitap diye devam eden kelimeler. Sağdakilerin her biri mübteda olur arkadaşlar. Solda yer alan nazif, siri'an gibi kelimelerin her biri haber olmaktadır.
El beytu ev nedir? Nazifun, temizdir. İkisi de ne arkadaşlar? Müfret, ikisi de müzeker. 2. Es-seyyaratu seriyon olmaz. Es-seyyaratu müennes değil mi? Kapalı ta almış. Beyt de te'liydi ama açık te'liydi. Es-seyyara ise kapalı te olduğundan müenneslik alametidir. Es-seyyaratu otomobil nedir? Seriyon olmaz. Seri'atun olacak. Çünkü mübtedamız müennes, öyleyse haberimiz de müennes olacak. El kitabu, kitap nedir? Müfidun, faydalıdır. Merfu yapıyoruz her birine. El kitap müfret ve müzekkerdir. Müfidun da müfret ve müzekkerdir. 4. El hakibetu, çanta. Cedidun olmaz. Cedidetun olacak. Çanta nedir? Cedittir. Yani yenidir. Müennes olduğundan haberi de müennes yapıyoruz. Es-sa'atu tu, değil mi? Kapalı T var. O zaman kadime tun olur. El-hadigatu kapalı T ile bitmiş. Vasi'atun, bunu da kapalı T ile bitiriyorum. Yani müennese müennes yapıyorum. Uyum sağlıyorum. Es-sa'atu saat, kadimun eskidir. El-hadigatu bahçe, vasi'atun geniştir. 7. El-cevvu hava, mumdirun yağışlıdır. 8. El hayatu hayat, cemile tun güzeldir. 9. El imtihanu imtihan, sa'bun zordur. El arabiyyetu sehletun, Arapça ise kolaydır. İsim cümlelerinin müptedalarını belirsize çevirerek cümleleri yeniden kurunuz ve harekeleyiniz. Şimdi bu soruyu neden sordu? Bu soruyu mübteda haberin yerleriyle alakalı, haber bazen takdim ediliyordu ya, onunla alakalı sormuş bize. Evvel arkadaşlar, sol taraftaki, yine sol diyorum, sağ taraftaki kelimelerin her biri mübteda, yani el beyt, el kitap, el kalem gibi ilk kelimeler her biri mübteda. Fil medine, alet davili gibi ikinci kelime. Kısacası ilk kelimeden sonra geriye ne varsa onlar da haber olmaktadır. Ne yaparsın? İlk kelimelerin elif lamlarını silersen. Örnek el beytu yazıyor ya, el takısını sil. Sadece beyt kalsa. El kitabu elif lamı sil. Kitap kalsa. El kalemu el takısını sil. Kalem kalsa. Bu şekilde her birini, yani el takılarını silsen, bu kelimelerin sonları arkadaşlar tenvinledir. İki ötür alır. Beytun, kitabun, kalemun, defterun her biri için geçerli. Başka ne olur? İkinci değişiklik, bu kelimelerin her birine sol alman gerekir. Cümlenin en sonuna yazman lazım. Şöyle olur yani. Fil medineti beytun, alet davileti kitabun, fi hagibeti kalemun. Evet, böyle olacak. Tahtel kürsiyi defterun, tahtel seriri kıttatun, emamel mescidi raculun, halfe süveri veya suri decacetun, emame şecereti seyyaratun, indel babi bintun, fevkad derraceti veledün halini alırlar. Mana verelim. Fil medineti beytun, şehirde bir ev vardır. Alet davileti, masanın üzerinde, sıranın üzerinde ne vardır? Kitabun, bir kitap var. Fi hakibeti, benim çantamda kalemun, bir kalem var. Tahtel kürsiyi, kürsünün üzerinde ne var? Defterun, bir defter. Tahtes seriri, seririn üzerinde kıttatun, bir kedi vardır. Emamel mescidi, mescidin önünde raculun, bir adam vardır. Halfe suri ve süveri, çit duvar manasına geliyor. Halfe süveri veya suri, çitin halfe arkasında vardır ne? Decacetun,
tavuklar vardır. Emame şecereti ağacın üzerinde vardır. Seyyaratun otomobil vardır. İndel babi kapının yanında vardır. Bintun bir kız. Fevkat derraceti bisikletin üzerinde vardır. Veledün bir çocuk. Günlük hayatta şöyle böyle diyor. Yani konunun sonuna doğru geliyoruz anladığım kadarıyla. Özet burası. Yeni bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bir harfi cer değildir? Hangisi değil? Emame nedir? Zarftır. 5. Hangisi haber çeşitlerinden birisi değildir? Müsenna değildir. 2. Kedi masanın altındadır. Altında. Tahte. El-kıttatu tahte tabilit. İnde, ala, emame, fevka, bu zarfları, harfi cerleri ezberlerseniz sıkıntı yok. Ben tahte kelimesinin altında manasına geldiğini bildiğimden direkt tahte aradım. O da C'de vardı. 6. Aşağıdaki Arapça cümleyi çevirisi hangisidir? Aleş şecerati bayrun. Aleş şecerati ağacın üzerinde vardır. Ne vardır? Dayırun bir kuş. Ale harfi cer. Eş şecerati onun mecruru. Car mecruru. Şibih cümle olarak haber öne geçmiş. Nitekim mübtedamız nekre zaten. 3. İsim cümlesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İsim cümlesinin haberi şibih cümle olabilir. Mübteda ve haberin belirli olması gerekir. Mübteda ve haber cinsiyetle sayı bakımından uyumludur. İsim cümlesinin yüklem olan haber daima merfu. İsim cümlesinin öznesine mübteda denilir. Mübteda ve haberin belirli olması gerekir diyor. Böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Zaten az önceki örnekte de olmadığını görmedik mi? Gördük. Nerede gördük hocam? Nereden bahsediyorsun? Nerede gördük? İşte şurada gördük mesela. Altıda. Bayrun mübtedadır ve belirli değil, marife değil. Demek ki o bilgi hatalı. Tamam. D şıkkı yanlıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber zorunlu olarak mübtedadan önce gelmiştir? 7 numaralı soru. Emame zarftır. Emamel medraseti şibih cümle olarak haberdir. Raculane nekredir, mübtedadır. Zaten bunu işlemiştik. Tamam. B şık. Nerede zorunlu olarak geçer? Daha yeni işlenen bir konu. 4. İsim cümlelerinden hangisinde mübteda ile haber arasında gereken uyum sağlanamamıştır? A şıkkı el-müderrisani. İki tane müderris, neşi, dayın diyor. Bak şimdi. El-müderrisani tesniyedir. Raf alameti olarak Elif almıştır. Neşi dayni bu da tesniyedir. Nas veya cerre uygun olarak ya almıştır. Oysa mübteda da haberde merfu olmak zorundadır. Ama buradaki tesnilerin her ikisinde değil, sadece ilk kelimede merfulu görebildik. İkincisi merfu değil. Yani haber denilen kelimeyi merfu yazmamışlar. Dolayısıyla bu bir hatadır, uyumsuzluktur. Aşağıdakilerden hangisi eynel mektebetu sorusuna verilmiş bir cevap olabilir? Eyne nerede el mektebetu okul? Hüve o ale tariqi yol üzerindedir. Hiye o fi şari'il vatani vatan caddesindedir. Böyle anlatım devam ediyor. El mektebetu müennes ve müfrettir. Öyleyse müennes ve müfret bir kelime araman lazım. Öyle bir zamir bulman lazım. Ve müzekerdir. A şıkkı olamaz. C şıkkında hüve var, yine müzeker, o da olamaz. B, D, E kaldı. Gerisi mana ile alakalı. Hiye de ne diyor? Vatan caddesindedir diyor. Bu mantıklı bir cevap. D'ye bakalım. Vehebet gitti. Kadın diyor. Kitaplarla beraber gitti. Ya kadın neyle beraber gitti denilmiyor ki. Öyle bir soru yok ki. Hiye alet davleti. O sıranın üzerindedir diyor. Mesela kalem nerede, kitap nerede gibi bir soru yok ki. Kütüphane nerede diyor. Okul daha doğrusu. Okul nerede diyor. Okul sıranın üzerinde, masanın üzerinde olamaz. Dolayısıyla B şıkkıdır.
gerisi yani mantık, mana ile alakalıydı arkadaşlar. 9. Öğrenci dersi sınıfta yazdı şeklinde. Bunu düzenle bakalım diyor. Öğrenci dersi sınıfta yazdı. Kim yazmış? İşlemi yapan öğrenci. Fail olacak. Merfu. Neyi yazmış? Dersi. Meful olacak. Ne yapmış? Yazmış. Yazma eylemi fiil olacak. Sınıfta diyor. Mekan sınıf olacak. Bunları görerek çözüme gitmek lazım. Et-talibu bu. Öğrenci fi dersi. Derste ketebe yazdı. Bu yanlış bir cevap oldu. B'ye bakalım. Ketebe yazdı. Ederse dersi dalibun öğrenci fi safi sınıfta. Bu da olmaz. Ketebe dalibu öğrenci yazdı. Ederse dersi fi safi sınıfta. Doğru yazım bu olacaktır. Fiil, fail, meful, fi harfi cer, es-safi onun mecruru olur. Sıra ona geldi. Şibih cümle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Haberin bir zarftan oluşmasıdır. Haberin bir harfi cer ve mecrurdan oluşmasıdır. Şibih cümle olan haberde raf alameti aranır diyor. Zaten hata bu. C şıkkı yanlıştır. Raf alameti aranmaz. Mahallen merfu denilir ve geçilip gidilir. Gerisi cevaplarmış arkadaşlar. Demek ki ünite burada bitmiş oldu. İstedim ki kendi PDF'mden bir anlatım yapayım arkadaşlar. Şöyle birazcık sardırayım. Şimdi mübteda ve haber her ikisi de merfudur. Bunu unutmuyoruz. Bu merfuluk lafzan, mahallen veya takdiren olabilir ama. Sağ tarafta en sağda ayet numaraları, sure ve ayet numaralarını görüyorsunuz. İşte Tur suresi 8, Bakara 196, Tevbe 97 gibi. Daha sonra ayet mübteda ve haber olarak gösteriyorum. Diyorum ki dafi'i kelimesi mübteda, maluhu min dafi'den bahsediyorum mesela. Maluhu min dafi'. Dafi'i mübtedadır. İşte ev bihi eden min ra'sihi eden mübtedadır. Bu şekilde anlatım var. Ama asıl konumuz bizim burası. Şimdi haber diyor burada müfrettir. Mübteda ise Allah lafzıdır. Mübtedayı görüyorsun. Allahu, Allahu, Allahu. Bunlar hep mübteda. Haber ne? A'lemu, 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 basirun, habirun, şehidun. Allahu a'lemu cümlesinde lafzatullah mübteda a'lemu haber. Allahu basirun, Allahu mübtedadır, basirun haberdir. Allahu bima ta'melune habir. Mübteda Allahu haber, habirun. Bak mübteda ile haber arasına bir takım kelimeler girmiş. Allahu şehidun. Lafzatullah burada ne olur? Mübteda şehidun ise haber olur. Hangisi mübteda, hangisi haber? Burada renkleriyle ifade ediliyor. Sol tarafta cümle var. En sağda sure ve ayet numarasını görmektesiniz. Değiştirelim mesela. Diyor ki mübtedaya hemze lam bitişmiş ve haber müfet olarak gelmiş. Mübtedayı görüyorsunuz. Marife el-e'rabu şeklinde. El-e'rabu eşeddü küfran ve nifakan şeklinde karşımıza gelmişler. Eşeddü haberdir diyor. Görüyorsunuz. Velel-ahiratu ekber. Ahiret kelimesi mübteda. Ekberu haberdir. Müfret haberler bunlar. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Mübteda şimdi muzaf. Haber ise müfret olarak görebilirsin dedik. Mübteda kül lafzından oluşmuş. Mübtedalar, haberler yer alıyor. Mübteda zamire muzaf olmuş. İmraeti Rabbi gibi. Haber şibih cümle olup öne geçmiş. Haberin takdim edildiği yer. Buna bir sürü ayet örnek veriyoruz. Ve lehu ehun ev uhtun feli kulli vahidin ayet bir cümle böyle gidiyor. Mübteda diyoruz ehun olur haber lehu ve lehu haber ehun mübtedası. Leyse lehu veledun ve lehu uhtun. Lehu veledun lehu uhtun. Lehu haber, veledun mübteda, lehu haber, uhtun yine mübteda.
فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَلَهُ ona aittir. Lehu haber, esma mübteda. Haberleri görüyorsunuz. Lehu yani lam harfi cer, hu mecruru. Harfi cer ve mecrur ne olur? Şibih cümle olur. Bu yüzden haber başta. El esma mübteda. El esma burada eliflamlı olduğundan, yani mübteda da burada ne arkadaşlar? Marife. Bu durumda takdim zorunlu değil. Serbest yani. Caiz olmuş oluyor. Ama mübteda nekre olsaydı, haber şibih cümle olsa bu durumda takdim zorunlu oluyor. Ne gibi? Lehu veledun. Lehu lam harfi cer, hu mecruru, car mecrur, şibih cümle olarak haberdir. Mübtedasına bak, velettir yani nekredir. İşte bu durumda haberin başta olması zorunlu. Ama fellehul esmada olduğu gibi haber car mecrur yani şibih cümle, ama mübteda da marife ise bu durumda el esma'u felehu şeklinde takdir yani dil bilgisi bakımından caiz olur. Ama bu ayet tabi, ayet öyle okuyun demiyorum da, dil bilgisi bakımından takdim zorunlu değil. Burada görüyorsunuz bir sürü örnek var. Şimdi her birini ben okuyacak halim yok. İşte başka başka örnekler de mevcut. Geçiyoruz. Haberin cümle olduğu yere örnekler. Mübteda Allah lafzı, haberi ise muzari cümlesi olarak karşımıza çıkıyor. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum. Allahu mübteda, yestehzi'u fiildir. Faili hüve olur. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup haber olur. Mahallen merfudur. Fellahu yahkumu hakeme yahkumu. Lafzatullah mübteda, yahkumu muzari fiil. Faili gizli zamir hüve olur. Fiil fail birlikte fiil cümlesi olup mahallen merfu olup lafzatullahın haberi olur. Allahu yerzugu. Allahu mübteda, yerzugu ve hüve gizli zamir ile beraber fiil cümlesi olup haberdir. Bu şekilde anlatımlar burada, örnekler mevcut. Lafzatullah yine mübteda, haber bu defa mazi cümlesi olarak gelmiş. Allahu emarana biha. Allahu erkesehum şeklinde örnekler var. Mübteda bu defa ene zamiri, haber ise müfrettir. Ene ettevvabu. Ene ettevvabu. Ene mübteda, ettevvab haber. Ene mübteda, el evvel haber. Bu şekilde örneklerimiz var. Mübteda nahnu zamiri, haber ise müfrettir. Yeni bir örnek. Örnekler çok arkadaşlar. Mübteda haza, haber ise müfret. Hada elledi. Mübteda istifam, haber ise müfret. Haber şibih cümle olarak geliyor. Haber burada ise şibih cümle yine. Mübteda men, haber fiil cümlesi. Men ne oluyor demek ki? Mübteda oluyor arkadaşlar. Femen tebi'a hudaya fela khafun aleyhim. Men mübteda, tebi'a hüve gizli zamiriyle beraber ne olur? Ne olur? Tebi'a hudaya haberdir. Gul men kâne adüven. Men mübteda, kâne adüven. Kâne hüve adüven ise haber olur. Mübteda ene, haber fiil cümlesi. Anlatım, örnekler devam ediyor. Hayırlı olması dileğiyle diyelim. Mübteda haber konusunun anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde ilk 5 üniteyi de tamamladık. İnşallah 6. olarak bu 5 üniteyi toparlayan, onlarla alakalı örnekleme yapan bir video düşünüyoruz.